Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Yargıtay Başkanımız, kıymetli hazırın. Sizleri 2021-2022 adli yılının açılışında saygıyla selamlıyorum. Sözlerime başlarken, başta devletimizin kurucusu, Türk devrimlerinin mimarı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kurtuluşun ve kuruluşun kadın erkek tüm kahramanlarını ve terörle mücadele şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Öncelikle görev şehitlerimiz olmak üzere ebediyete irtihal etmiş hukukçu meslektaşlarıma rahmet dileklerimi sunuyorum. Malazgirt zaferimizin 950. büyük zaferimizin 99. yılını yürekten kutluyorum. İçinde çalışılan mekanlar hizmetin kalitesi açısından kuşkusuz önemli. Fark yaratır. Yargıtay'ın yeni yerleşkesi görkemli ve işlevsel olmuştur. Hayırlı olmasını diliyorum. Darısı bir an önce efendim Ankara Adliyesi'nin başına diyorum. Sağ olun. Ülkece zor bir yıl geçirdik. Doğal afetlerle, pandemiyle ve bunların arttırdığı ekonomik sıkıntılarla boğuştuk. Ülkemiz ve bölgemiz üzerinde yüzyıllardır senaryolar yazıp oynayan güçlerin sinsi planlarıyla da Allah'a bin şükür başarıyla mücadele etmeye devam ettik. Yılmadık, dimdik durduk. Milletçe birbirimize kenetlendik. Devletimizin ve milletimizin her bir ferdinin başarısıyla da gurur duyduk. Devletimize, birliğimize, dirliğimize, demokrasimize sahip çıktık. Bugün gururla söylüyorum. Kardeş Azerbaycan'la tek millet, iki devlet sözü dünyaya ispatlanmıştır. Azerbaycan'ın işgal altındaki toprakları kurtarılmıştır. Türk milletinin Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki hakları korunmuştur. Türkiye, dünyadaki mazlum milletlerin ümidi ve yol göstericisi olmayı sürdürmüştür. Bütün bunlar olurken, insan haklarını, demokrasi ve hukuk devletini geliştirmek ve güçlendirmek adına çok somut ve önemli adımlar atılmaya devam edilmiştir. Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık seviyesinin de üzerine çıkma hedefine ulaşacağımıza inancımız tam. Anayasamızın ikinci maddesinde kuruluş felsefesi ve temelleri tanımlanmış Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacak. Devletleri yaşatan ve güçlü kılan milletlerinin sevgisi, bağlılığı. Sevgi ve bağlılığı nesilden nesile güçlenerek aktarılması ise vatandaşların her birinin adalet paydasında buluşmasına bağlı. Böylece her fert kendisinin milletinin asli unsuru olduğunu bilir ve hisseder. Biz de Türkiye Barolar Birliği olarak bu bilinçle ve adımızda Türkiye ibaresinin verdiği sorumlulukla çalışmaya devam ettik. Bir yandan yargı reformu strateji belgesiyle milletimize verilen taahhütleri hayata geçirmek için canla başla çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Yeni ve somut hedefler ortaya koyan insan hakları eylem planının hazırlanmasına ve hayata geçirilmesine katkı sunduk, sunmaya devam ediyoruz. Avukat meslektaşlarımızın her sorununa, vatandaşlarımızın yargıya ilişkin sorunlarına çözüm bulmak için uğraştık. Bir yılda Sayın Cumhurbaşkanım, çevrim içi 100.000'in üzerinde avukat, stajyer avukat, hukuk öğrencisinin katıldığı mesleki eğitimler verdik. 10.000'lerce meslektaşımızın, onların eş ve çocuklarının yatarak tedavilerini kendi imkanlarımızla üstlendik. Öksüz ve yetimlerimizi sahiplendik. İş göremez duruma gelen meslektaşlarımızı ele güne çok şükür muhtaç etmedik. Depremlerde zarar gören meslektaşlarımıza da geçici iş göremezlik yardımlarıyla koştuk, destek olduk. Meslektaşlarımızın sorunlarını dinledik, taleplerini topladık. Bunların insan hakları eylem planına somut başlıklar olarak girmesine
katkıda bulunduk. Bu insan hakları eylem planı bir taahhütnamedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin başı, Cumhurbaşkanı bu eylem planını eline almış ve milletine taahhüt etmiştir. Bu planın küçümsenecek hiçbir yanı yoktur. Takip edilecek yönü vardır. Biz de bu taahhütleri takip etmeye ve hayata geçirilmesine her türlü katkıda bulunmaya hazırız. Bir kez daha huzurunuzda ifade etmek istiyorum. Kendi çözebileceğimiz sorunları çözdük. Yasama ve yürütme organlarının çözebileceklerine ilgili makamlara ilettik, takip ediyoruz. Diğer yandan milli meselelere milli çözümler geliştirilmesi noktasında devletimize çok şükür hep destek olduk. Sığ sloganların kolaycılığına kapılıp milli duruşumuzdan asla ama asla ödün vermedik, vermeyiz. Kıbrıs ve Doğu Akdeniz konusunda milli siyasetimizin geliştirilmesine katkıda bulunma amacıyla çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Devletimizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en üst makamlarının bu konuda bize verdiği görevleri de yerine getiriyoruz. Ülkemizi ve Azerbaycan'ı Avrupa Barolar Birliği nezdinde çeşitli saldırılara karşı savunuyoruz. Uluslararası Barolar Birliği nezdinde ülkemizi başarıyla temsil ediyoruz. Dışişleri ve Adalet Bakanlıklarının bilgileri dahilinde İran Barolar Birliği ile ilişki kurmak üzereyiz. Önümüzdeki günlerde Filistin Barosu'nu ağırlayacağız. Balkan ülkeleri barolarıyla köklü ilişkilerimizi sürdürüyoruz. Yeni dönemde Afrika ülkelerinin barolarıyla ilişki kurmak istiyoruz. Amacımız devletimize destek olmak. Balkanlar, Kafkaslar, Orta Doğu ve Afrika'da Türkiye'yi ve Türkiye'nin milli menfaatlerini dikkate almadan yapılacak hiçbir planlama başarılı olamaz. Bizim de amacımız bu gerçeğin altını çizmek ve destek olmak. Önümüzdeki dönemde kamu baş denetçimizin girişimiyle Ankara Üniversitesi ile birlikte Ermeni soykırımı iftirasına karşı uluslararası bir toplantı gerçekleştireceğiz. Türk milletinin tarihinde soykırım ve insanlığa karşı tek bir lekesi yoktur çok şükür. Tarihin en seviyesiz iftirasına karşı savunmada kalmanın zamanı çoktan geçmiştir. Bizi insafsızca suçlayanların gerçek yüzlerini herkesin görmesini sağlamak zorundayız. Bunun için sömürgecilerin dünyanın dört bir yanında işledikleri suçlarla ilgili yine Ankara Üniversitesi ile işbirliği içinde uluslararası toplantılar düzenleyecek, yayınlar yapacak, devletimizi temsil edenlerin eline uluslararası toplantılarda en sağlam malzemeleri vereceğiz inşallah. Anayasa değişikliği süreci başladığında özellikle yargı alanında katkı vermeye hazırız. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yapısına ve bağımsız savunmanın güçlendirilmesine ilişkin tespit ve önerilerimizi hazırladık. Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli dinleyenler, mesleğimizin ve meslektaşlarımızın çok sayıda sorunu var. Birikmiş sorunların bir kısmı geçtiğimiz yıllar içinde çözüldü. Bir kısım sorun da çözüm yoluna girdi. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Adalet Bakanımıza, yasama, yürütme ve yargıda çözüm odaklı çalışan herkese teşekkür ediyorum. Azımsanmayacak sayıda sorun ise çözüm bekliyor. Bunları aynı katılımcı ve kararlı yaklaşımla ele alarak hep birlikte çözeceğimize inanıyorum. Bu çerçevede yüksek müsaadelerinizle bazı örnekleri satır başlarıyla ifade etmek istiyorum. Çok uzun süre yeni hukuk fakültesi açılmasına ihtiyacımız yok artık. Eğitim, öğretim kadroları mevcutlar açısından dahi yeterli değil. Yarı hekim candan ediyor, yarı hukukçu adaletten ediyor. Uygulama yanlışlarının önemli bir kısmının sebebi, itinayla hazırlanan planlara, programlara ve kanunlara ve düzenlemelere rağmen eğitim, öğretim eksikliği ve tecrübe yoksunluğu. Hukuk mesleklerine giriş sınavı tarihi bir adım oldu. Başarı eşiğinin getirilmesi eşit derecede değerli.
100 bine yükseltileceğine çok mutlu olduk. Önümüzdeki sene 80 bin olarak daha da eşiğin yükseltilmesini, güncellenmesini umut ediyoruz. Bu eşiği geçemeyenlerin kuralı dolanmak maksadıyla başka fakültelere girip oradan hukuk fakültelerine geçme yolunu denediklerini öğrendik. Önce YÖK başkanlığımızla konuyu görüşüp oradan gerekirse ilgili makamlara konuyu arz edeceğiz. Barolar tarafından Sayın Cumhurbaşkanım, ceza muhakemesi kanunu uyarınca görevlendirilen avukatlar için geçerli ücret tarifesi telaffuzu zor denecek kadar az. Örneğin Asliye Ceza Mahkemesi'nde takip edilen bir iş için KDV dahil 850 lira öngörülmüş tarifede. Asliye cezaya gireceksiniz bir yıl iki yıl. İstinafa gireceksiniz. Varsa temize gireceksiniz. KDV dahil 850 lira alacaksınız. Yılda 4 tane böyle iş gelecekte geçiminizi sağlayacaksınız. Bu çok düşük. Meslektaşlarımızın yarısından fazlasının meslek kıdemi 5 yılın altında. En az 60 bin avukatın geçimi demin arz ettiğim baro görevlendirmelerine bağlı olarak gerçekleşiyor. Üzülerek ifade etmek gerekirse on binlerce meslektaşımız bugün yıllık ortalamada asgari ücreti kazanamıyor. İnsan Hakları Eylem Planı'nda bu görevlendirmeler için ödenen ücretlerin arttırılacağı ve vergilerin düşürüleceği hususu yer alıyor. Meslektaşlarımız bu taahhüdün yeni dönemde yerine getirilmesini haklı bir heyecanla bekliyor. Hepimiz bekliyoruz. İlk adım da çok kolay. Katma değer vergisi kanunu madde 28 uyarınca Cumhurbaşkanı kararıyla vergiyi %1'e kadar düşürmek mümkün. Bu müjde emin olunuz on binlerce genci çok mutlu edecektir. Ve adli yıl açılışına da herhalde yakışan bir müjdedir Sayın Cumhurbaşkanım. 2022 için ise CMK tarifesinin avukatlık hizmetinin önemi ve vazgeçilmezliği dikkate alınarak belirlenmesini, avukatlık asgari ücret tarifesinin ise son iki yılda olduğu gibi enflasyona karşı meslektaşlarımızı da ezdirmemesini diliyorum. Serbest avukatların emekli maaşına gelince, onu da söylemeye dilim varmıyor ama 2000 Türk lirası civarında. Bir yandan emekli olun, tatil yapın, dinlenin, yerinizi gençlere bırakın diyoruz. Diğer yandan da 2000 lira emekli maaşıyla emekliliği imkansız kılıyoruz. Emekli maaşlarının arttırılması zorunlu. Biz kaynaklarını düşündük, taşındık. Bunları da çalışıp önünüze bir rapor halinde sunmak istiyoruz. Koruyucu avukatlık hizmetlerinin kapsamı da genişletilmeli. Ön çalışmaları yaptık efendim. Bu kapsamda tapu dairelerinde gayrimenkullere ilişkin tüm sözleşmelerin tarafların avukatlarının katılımıyla yapılması mümkün. İnsan Hakları Eylem Planı'nda da buna işaret eden cümleler var. Tüm bu başlıklarda adalet, hazine ve maliye, çalışma ve sosyal güvenlik ile çevre ve şehircilik bakanlıkları ve sayın bakanlarımızla birlikte çalışmak, uygulanabilir somut çözüm önerilerini oluşturup Sayın Cumhurbaşkanımıza en kısa sürede yeni dönemde sunmak istiyoruz. Yargıtay ceza dairelerinde yapılan mürafalı yani duruşmalı incelemelerin belli ağırlıkta cezalarda talep üzerine eskisi gibi zorunlu hale getirilmesine gerektiğine inanıyorum. Çünkü dinlenme hakkı bu düzenleme sonucunda kısmen ihlal edilmiş durumdadır. Eskiye dönülmesi durumunda öyle sanıyorum ki adil yargılanma hakkının gereği tam olarak yerine getirilecektir. Takdir edersiniz Yargıtay önüne gelmeyen, gelme ihtimali bulunmayan uyuşmazlıklarla ilgili de hiçbir içtihat yaratamaz. Çünkü önüne gelmiyor ama bir yandan da Yargıtay'ımıza içtihat mahkemesi diyoruz. Öyle olması gerekiyor. İstinafta kesinleşen hükümlerin sayısını azaltmaya çalışıyoruz ve Yargıtay'ın yine temyizini genişletmeye gayret ediyoruz. Bunun için daha genel, geçer bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Temiz denetiminin kapsamını gelin genişletelim. İmkanlar da artık müsait. Yargıtay'ın içtihat mahkemesi olma özelliğini de
güçlendirelim. Haciz mahallelerinde öldürülüyoruz, vuruluyoruz. Haciz mahalleleri artık çok tehlikeli alanlara dönüştü. Çok sayıda meslektaşımız öldürüldü ya da yaralandı. Oysa haciz avukatın kendi şahsi menfaati için gittiği bir yer değil. Müvekkilinin menfaatini savunmak için gidiyor oraya. Yargı ne kadar doğru karar verirse versin, bu kararı haciz mahallinde eğer icra edemezsek yargının kararının etkinliği kağıt üzerinde kalıyor. Üstelik orada silah çekip avukatın kafasına dayayan zorba aynı zamanda devletin egemenliğine de isyan ediyor. Burada egemen benim, devlet kimmiş diyor, buna cüret ediyor. O zaman bir kanun değişikliğine ihtiyaç var. Her fiili hacize muhakkak surette kolluk görevlisinin katılımı zorunlu hale gelmeli. Biz kanun taslağını hazırladık, Adalet Bakanlığımıza sunduk, istişare ettik, kanunlaşacak kadar somutlaştırdık. Yeni yasama döneminde de bunun kanunlaşmasını umut ediyoruz. İcra iş ve işlemlerinde de epey sorun var. 7187 yorum topladık meslektaşlarımızdan. Sahadan aldık bilgileri. Sahadan aldığımız bilgilerle en doğru adımları atabileceğimize inanıyoruz. Bunu da yeni dönemde insan hakları eylem planı ve yargı reformu planı içerisinde huzurunuza getireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanım, sıkılı yumruklarla el sıkışılmaz. Sıkılı yumruk kavga etmek içindir. Oysa hizmet etmekle yükümlü olduğumuz vatandaşlarımız ve meslektaşlarımız bizden kavga değil, sorunlarına çözüm bekliyor. Sorun varsa çözüm bulunur, çözüm de işte buradadır. Yeter ki isteyelim ve konuşalım. Yeter ki milli birliğimizi koruyalım, milli davalarımızda bir olalım, milli meseleleri günlük işlerden ayırmasını bilelim. Ve yeter ki milli birliğimizi korumanın vazgeçilmez şartının milletimizin her ferdini adalet paydasında kucaklaştırmak olduğunu hep hatırlayalım. Dilerim milletçe sağlık, refah ve huzur içinde geçireceğimiz adil bir adli yıl olur. Sözlerimi bitirirken, Sayın Cumhurbaşkanım, başta siz olmak üzere Yargıtay Başkanımıza, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcımıza, Adalet Bakanımıza, Cumhurbaşkanlığı kabinesinin tüm üyelerine ve çalışmalarımızda bize destek veren herkese gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Hak mücadelesine yüreğini ve emeğini koymuş avukat, hakim, savcı meslektaşlarım ile adliye emekçilerine ve tüm vatandaşlarımıza yeni adli yılın hayırlı olmasını diliyorum. Yargıtayımızın yeni yerleşkesinin yapılmasını sağlayan ve emeği geçen herkese, başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Yargıtay Başkanımız Sayın Akarca ve onursal Yargıtay Başkanımız Sayın Cirit olmak üzere teşekkürlerimi huzurlarınızda bir kez daha sunuyorum. Saygılarımla efendim.